أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kevser ırmağının sesini duymak istiyoruz. Cennetin kokusunu almak istiyoruz. Ya Rabbi, şu anda şehitlerimizin huzurunda Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimizle buluşmak istiyoruz. Bizleri buluştur ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, elin bir kaza sonucu şehit düşen bu şehitlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Geride kalanlara sabırlar ihsan eyle. Son nefesimizde kelimeyi... Bugün 15 Temmuz'da tabii ki kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize tekrar teşekkür olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Dün de bu iki kardeşimiz görevlerinde günlük İAŞ'lerini, rızıklarını aramaya giderken yolda elim bir kazayla karşılaştılar. Tabii ki böyle bir kazanın geleceğini bilselerdi çok daha dikkatli giderlerdi. Çünkü geride kalanlar var, aileleri var. İkisinin de nadide aileleri var. O aileler artık bize emanet. Zaman zaman orman teşkilatımız haksız eleştirilere maruz kaldı. Maalesef. Halbuki ordumuzdan ve polisimizden sonra, askerimizden ve polisimizden sonra da en çok şehit veren kuruluşumuz Orman Teşkilatımız. Aynen bu da bir savaş. Nasıl ordumuz, polis teşkilatımız düşmana, teröriste karşı savaşıyorsa bu arkadaşlarımız da ülkemizin yeşil olması için, daha yeşil olması için, bir ağacın daha az yanması için vücutlarını hep siper ettiler. Maalesef çok acı kayıplarımız oldu. Bu acı kayıplarımızın hepsini de ormanımızda büyüyen her bitkide, her yeşillenen ağaçta, her çiçekte inşallah bu şehitlerimizi de biz anıyor olacağız. Ülkemizin daha mamur olması için, daha yeşil olması için can siperhane vücutlarını ateşe atmaktan, ateşle karşı karşıya gelmekten çekinmeyen bu kardeşlerimizi ben bir kere daha rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanlara cennet olsun. Aileleri tabii ki ateş düştüğü yere yakar. Aileleri artık bizim aileleri bize emanet. Biz aileleriyle ilgili ne gerekiyorsa onları yapacağız. Evlatlar bize emanet. Eşleri bize emanet. Anneleri babaları bize emanet. Artık annelerinin babalarının çok geniş bir ailesi var. Hepimiz de onların evladıyız. Biz tekrar tüm bakanlığım adına, Orman Teşkilatı adına bu değerli kardeşlerimizi ebediyete uğurlarken tekrar onlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralı iki kardeşimiz var. Onları da işte gün içerisinde ziyaret ediyor olacağız. Onlara da acil şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanlara cennet olsun. Şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalb ile huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.